Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hocam biri uyku apnesi geldi size, yorgunum, bütün gün yorgunum. Uyku apnesi var mı yok mu araştırıyorsunuz. Son 3 dakikama girdim. Hemen nasıl araştırıyoruz bunu ve tedavisinde uyku apnesini siz ne yapıyorsunuz? Nasıl kişiyi kurtarıyorsunuz bu durumdan? Şimdi öncelikle anamnez, yani hastayla oturup konuşuyoruz. Yakınıyla muhakkak, özellikle eşiyle konuşuyoruz. Buna göre hastanın şikayetleri nedir onu çözmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında bir endoskopik muayene yapıyoruz. Burun ve boğaz muayenesi. Hastada bir kemik eğriliği ya da burun tıkanıklığı var mı? Bademciklerinde ya da küçük dilinde ya da dil kökünde bir problem var mı? Bunlara bakıyoruz. Bunlarla ilgili bir sorun teşkil saptarsak, eğer hasta kesin tanı koymak için hastayı bu uyku testine yönlendiriyoruz. Ve siz misafir ediyorsunuz hastanede. Aynen öyle, hastanemizde uyku testi yaparak tanımızı kesinleştiriyoruz. Eğer hastada uyku apnesi çıkarsa, biz de muayenemizde bir cerrahi gerektiren problem görürsek, bu kişilerde septoplasti dediğimiz burun ameliyatları, yani kemik düzeltme artı burun eti küçülten radyofrekans dediğimiz lazer yöntemiyle burun eti küçültmesi yapıyoruz. Eğer hastada ek bir damak, bademcik, küçük dil problemi varsa, o zaman bademcik alındıktan sonra bu damağı küçük dille beraber bir kısmını tıraşlıyoruz. Böylelikle damak arkı, yani yükselmiş oluyor ve sertleşiyor. Dolayısıyla bu sarkma ortadan kalktığı için hastalarda bu apne atakları ciddi şekilde çözülüyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.